yüzlerce yıldır Anadolu'da anlatılan, özellikle yeni doğum yapmış kadınlara göründüğü rivayet edilen, kendi kabilesinin dışladığı bir takım dişi cinlilerdir. Bunlara verilen isimse Alkarası veya Albastı'dır. Albastı veya Alkarası denilen bu cinnilerin en şaşırtıcı özelliği ise görüldüklerine dair binlerce hikayenin birbirinden çok uzak köylerde düzgün bir şekilde kayıtlara geçmiş olmasıdır. Bir dönem o kadar Alkarası olayı yaşanmış ki Osmanlı zamanında bazı valiler Loğusa dönemindeki kadınları Alkarası vakalarından korumak için dönemin Şeyhül İslamlarına ne yapılmasına dair, hatta Osmanlı sarayında dahi Loğusa dönemindeki sultanların çocuklarını Alkarası cinlerinden korumak için sultanların odasına bir takım muskalar yerleştirilmiştir. Olayın bir ilginç yanı da Alkarası'nın İslamiyet'ten önce yeni doğan bebekleri diğer kötü niyetli cinlilerden koruduğuna inanılırken, İslamiyet'ten sonra zarar verme, musallat olma ve hatta hastalık getirmeye çalıştığı söylenmektedir. Anadolu'nun değişik yörelerinde Alkarası'na verilen isimler ise Çarşamba Karısı ya da Albastı'dır. Aynı zamanda Alkarası'nın cinnileri Sümer tabletlerinde de geçmektedir. Tabletlere göre Alkarası'nın yeni doğan çocukları çalan ve çöle götüren bir kadın olarak anlatılmaktadır. Yeni doğum yapmış olan kadın geceleri yalnız bırakılmaz. Yanlarında mutlaka eşi veya yakın akrabalarından biri bulunur. Geceleri ışık kapatılmaz. Anadolu'nun bazı köylerinde Loğusalı kadının yanına su, süpürge ve Kur'an-ı Kerim koyulur. Başka bazı yörelerde ise kadının başucuna soğan, demir çubuk ve Kur'an-ı Kerim koyulmaktadır. Kırmızı altın takılarak Loğusalı kadının korunduğuna inanılır. Bazı yörelerde ise bunların yanında kırmızı bir örtü de koyulmaktadır. Bunlar Alkarası'ndan korunmak için yapılan bazı yöntemlerdir. Alkarası Loğusalı kadının yanına değişik yöntemlerle gelmektedir. Bir akrabasının suretiyle kedi, köpek, keçi veya çirkin bir kadının görünümüyle de gözükebilir. Bu cinni odaya girer girmez yeni doğum yapmış kadının üzerine bir ağırlık çöker. Bu durum fark edilmezse, birkaç gün devam ederse kadın hastalık geçirebilir. Aynı zamanda yeni doğan bebek de ileride kalıcı hastalıklara yakalanabilir. Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda Nevşehir yöresinde bir takım albastı vakaları yaşanmıştır. Yeni doğmuş bebekler doğumun hemen sonrasında kaçırılıyor ve bu bebeklerden bir daha haber alınamıyordu. Yeni doğum yapan kadınlar da birkaç gün içerisinde hastalıktan kırılmaktaydılar. Yeni doğan bebeklerin kaçırılma vakalarının artması üzerine yöreden gelen şikayetler dönemin valisini dahi huzursuz hale getirmişti. Bunun çözümünü bir türlü bulamamışlardır. Bunun üzerine Şeyhülislam'a bir mektup yazan vali, bir takım cinni varlıklardan şüphelendiğini, yeni doğum yapan kadınların ve çocukların başına gelen bu tuhaf olayı nasıl durdurabileceğini Şeyhülislam'a sorar. Şeyhülislam da bir fetva vererek Loğusalı kadınların başında mutlaka bir erkek bulunmasını ve başucunda Kur'an-ı Kerim konulmasını söyler. Bir süre sonra bu cinni varlıkların sebep olduğu inanılan çocuk kaçırma ve kadınların hastalanması vakaları sona erer. Yine Osmanlı döneminde şehzadelere hamile olan kadınlar
kabuslar gördüklerini, geceleri çok çirkin bir kadının yanlarına gelerek kötü sözler söylediğini ve saçlarını asıldığını söylerler. Aynı dönemde sarayda doğan çocukların hastalık kaparak kısa süre içinde ölmeleri üzerine saray hekimleri bir çare bulamazlar. Ancak temizlik yapan görevliler sultanların odasında muskalar ve büyülerin yazılı olduğu kağıtlar bulurlar. Bu olayın üzerine saraya çağrılan dönemin ünlü bir hüddamı bir büyü sonucu saraydaki Loğusa döneminde olan kadınlara al karısı yani Albastı ismindeki cinnilerin musallat olduğunu, bu nedenle kadınların kaldığı odaların baştan aşağı yıkanması gerektiğini söyler. Bir süre sonra da sarayda yaşanan vakalar son bulur. Yapılan büyüler, muskalar ya da başkalarına bir takım cinnileri musallat etme uğraşından sonra bunlar tekrardan insanlara geri dönebiliyor. Bunun nedeni, çoğu insanların cinnileri nasıl kontrol edeceğini bilemediği için altından kalkamayacak olaylara neden oluyorlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.